Evet, değerli dostlar, merhabalar. Şimdi enteresan başlıklarla sizlerleyim. Öncelikle bu şiddet konusu çok önemli. Kadına şiddet, işte çocuğa şiddet, insana şiddet. Ama tabii ki şu da var, cezalar ne kadar caydırıcı. Yine bir tane erkek parke taşıyla karısının kafasını yol ortasında herkesin içinde darp ediyor ve kadın vefat ediyor. Şimdi biz bu adamı niye vergilerimizle bakalım, öyle değil mi? Şimdi ben idam cezasını destekliyorum, fakat sınırları çok iyi belirlenmiş. Çünkü insanların üzerine iftira da atabilirler. Yıllar önce Green Mile diye bir yol, Green Mile diye yani Yeşil Yol diye bir film seyretmiştim. En sonunda adamın iftiraya uğradığı ortaya çıkmıştı. O yüzden mesela böyle artık her yer kamera, işte itiraf eden veya işte kamera ile tespit edilmiş herkesin gözünün önünde. Böyle hunharca cinayet işleyen, kazayla insan ölüyor ayrı bir konu, ama böyle hunharca cinayet işleyenlerin kardeşim bence idam edilmesi lazım. Yani biz bunları ayrıca içeride beslemememiz lazım. Ben bunu yıllardır söylüyorum, yıllardır. Mesela çocuk tecavüzcüleri bu ispat edildiği zaman, ama sınırları çok iyi belirlenmeli. Çünkü Allah korusun iftira atan olur, şu olur, bu olur, ama artık kamerayla sabit. Mesela bu adam karısını, ayrılmak istediği karısını yolda parke taşı, yerdeki sokaktaki parke taşıyla kadının kafasına vuruyor. 3 kere mi 4 kere mi kadın hastanede ölüyor. Geçen kaç tane olay vardı sokakta, işte karısının kafasına Allah korusun kurşun veya sadece karı koca değil, insana yönelik ne varsa bence bunların neticesi idam olması lazım. Bu yüzden idamı ben destekliyorum. Bir şekilde olmasa, ama dediğim gibi bunun sınırları çok iyi belirlenmeli. Yani kameralarla kaydedilmiş adam tamamen gidiyor, vuruyor, öldürüyor. Kardeşim, ha, kazayla her şey olabilir, ama kasten bunu yapanların da bence yaşamaması lazım. Bu bence nasıl gündeme gelir bilmiyorum, ama en azından buradan tepkime, ama diye dönüyoruz, dolaşıyoruz. Aile içinde inanç ve vicdan eğitimi olmadığı zaman, Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz durumuna geldiğin zaman işte böyle cani oluyorsun. Zaten insanlar hayvanlardan beter hale geldi. Her zaman söylüyorum ya. Bunu özellikle söylemek istedim. Aynı şey yine bir tane adam, çocuk sokakta gürültü yapıyor ve onu rahatsız ediyor diye mahallenin bir esnafıymış galiba, çocuğu tüfekle vuruyor ya. 10 yaşındaki bir çocuğu. Şimdi bu adamın, çok özür dilerim ama bizim vergilerimizle niye şey olsun? 10 yaşındaki çocuğa sen yani nasıl bir tüfek çevirirsin? Yani çocuk sana sövse ne olur? Yani büyüye de çevrilmez de, ama bu bir çocuk ya. 10 yaşındaki çocuğu gürültü yapıyorlar ve rahatsız oluyor sebebiyle adam öldürüyor. Daha geçen biliyorsunuz kedilerden rahatsız diye yavru kedileri kafasını böyle sopayla öldüren kişiyi biz kınadık. Bu aynısını insana yapıyor. Onu rahatsız ediyor. Yani ne bileyim, bir çocuğa yapıyor. İnsanlar böyle kafayı yemiş, ama bu şiddete karşı bir yönelme var. Bu işte televizyon dizileri, bilgisayar oyunları, her zaman söylüyorum ya, bunların bu konuda çok büyük payı var. Ama kime söylüyoruz kardeşim? Yani birisine de bir şey söylediğin zaman ne yapıyor biliyor musun? Kalkıyor sana demokrasi dersi ya da yok insanlık dersi, yok işte insan hakları. Abi, sen oradaki insanların el kadar çocuğun hakkına giriyorsun, onu hayattan koparıyorsun, ailesine büyük bir travma bırakıyorsun, evlat acısı yaşatıyorsun, daha bir sürü acıyı beraberinde yaşatıyorsun, ondan sonra ne bu? Senin hakkın. Yani senin hakkın falan yok yani, anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Senin hakkın falan yok. Hakkın falan yok. Ve bu inanç zafiyeti maalesef her alana sirayet etti. Şimdi bir videoya rastladım değerli dostlar. Adamın biri yine stand-up yapıyor güya. Stand-up'ta diyor ki, ya diyor, evlenirken karımı diyor soramadım Müslüman mısın falan, evlendik diyor. Abi, namaz kılacağım, bana geri zekalı işte demesin diye fasting bilmem ne yapıyorum. Niye bütün gün yapmıyorsun? Oruç tutacağım diyor, gizli gizli sahura kalkıyorum. Onu bunu böyle namazla işte bana geri zekalı demesin diye. Kardeşim, bugün bir ibadeti yapana kim geri zekalı der? Yani bir Hristiyan'ın ibadetine kim geri zekalı der? Bakın, bunlar Hindularla falan dalga geçmiyorlar. İneğe tapıyorlar. İneğin idrarıyla kafayı yıkıyorlar. Kalkmış Müslüman'ın %99'u Müslüman olan bir ülkede, muhtemelen kendisi de sorsak belki Müslümandır,
Müslüman olduğunu söyleyecek bir kişi kalkıp namaz ve oruçla stand-up'ta espri konusu yapıp adeta dalga geçiyor ve en önemlisi de karısının onun namaz ve orucunu yaparken görünce onu geri zekalı zannedeceğini düşünüyor. Yani İslam dininin kutsallarına aslında burada bir hakaret var. Espri yapacağım diye sen bu dinin ibadetlerinin nesi seni geri zekalı zannedecek? He? Neyini geri zekalı zannedecek? Namaz kılmayı mı geri zekalı zannedecek? Git Hristiyanların vaftiz adeti çok mu birilerine normal geliyor? Biz gidiyoruz, arkadaşlarımız var mesela. Başka dinden vaftize çağırıyorlar, gidiyoruz. Onların dini nikahlarını kilisede gördünüz mü? Rahibin yaptığı hareketleri, suları böyle böyle havalara atmaları falan filan. Kutsamalar, günah çıkartmalar. Bunların hiçbirine dalga geçmiyorlar ki, geçmemeleri lazım. Ama kendi stand-up'larında hep İslam diniyle uğraşıyorlar. Ya kendi dininden, yaşadığı ülkenin çoğunluğunun mensup olduğu dinden ve onun ibadetlerinden bu kadar böyle ezik olan ve rahatsız olan başka bir millet var mıdır bilmiyorum. Hiç karşıma çıkmadı Hristiyan ülkelerde böyle bir işte. Yani düşünsene, diyor ki beni bana geri zekalı demesin diye, zannetmesin diye. Niye? Oruç tutanlar, namaz kılanlar geri zekalı mı? Veya oruç, bir kere geri zekalılara da burada bir hakaret var. Yani bu ibadetleri yapanla geri zekalı hareketleri mi? Geri zekalı eylemleri mi bunlarda böyle bir ifade kullanıyorsun? Ne edep kalmış, ne haya kalmış, ne o kalmış, ne bu kalmış. Hiçbir şey kalmamış. Neden? Çocuklara hep söylüyorum, hep tekrarlıyorsun diyeceksiniz ama inanç adına, kültür adına, bak öbürü şiddet uyguluyor. Allah'tan korksa karıncaya zarar vermez. Kuldan utansa zaten yapmaz. Adına insan diyorlar, nefes alan canlıdan ibaret. Bu da kalkmış bir inançla ve onun kutsallarıyla dalga geçiyor. Dalga geçerken de yani, yok beni geri zekalı. Niye hiçbir Hristiyan, bütün Hristiyanlar çoğu Müslümandan daha çok gördükleri zaman namazın ne olduğunu biliyor. Orucun ne olduğunu biliyor. Emin ol, işte bu tip bunu espri yapan Müslümanlardan çok daha fazla, ama çok daha fazla onlar saygı duyuyorlar. Dalga geçmiyorlar. Ha, düşman olanlar düşman. Bir de İslamofobi varmış. Yok, İsveç'te Kur'an yakılıyormuş. Kardeşim, benim kendi ülkemde dinin en önemli ibadetleri namaz olmazsa, o ille de namazdır. Cenab-ı Allah'ın Kur'an'da taviz vermediği şey şirk ve namaz. O namazla adam dalga geçiyor. Karısı görürse onu geri zekalı zannediyor diyecek. Nasıl bir aşağılama biliyor musunuz? Dini değerleri, kutsalları nasıl bir aşağılama? Ha, bir de onu orada alkışlayanlar. Allah sizi de bildiği gibi yapsın. Buna mı gülüyorsunuz? Hiçbiriniz rahatsız olmuyorsunuz. Çoğunluğunuz Müslümansınızdır. İnandığınız dinin ibadetleriyle dalga geçen ve o ibadetleri yapanları geri zekalı pozisyonuna sokan bir insana hepiniz gülüyorsunuz, alkışlıyorsunuz, hiçbiriniz tepki vermiyorsunuz. Size de yazıklar olsun. Çok ciddiyim. Ama size de yazıklar olsun. Ne Allah'a saygınız kalmış, ne kitabına, ne namazına, ne orucuna. Bazı şeyler vardır, kırmızı çizgilerdir, dokunulmazlığı vardır. Bayrak gibi, Kur'an gibi, ibadetler gibi, ezan gibi, vatan gibi. Nasıl ki biz Türk bayrağını sarıp da işte Türk bayrağının altında bikinili poz verene tepki gösteriyorsak, o bizim milli bir değerimiz ve kutsalımız. Bayrak kutsaldır, vatan kutsaldır. Burada da Allah'ın ibadetlerini, İslam'ın şartı ya, beş şartından ikisi oruç tutmak, namaz kılmak. Yani seni Müslüman yapan Allah'ı kabul ettim demen için kabul etmiş olman gereken şeylerle dalga geçip bir de onu aşağılıyorsun. Haşa, aşağılanmaz ama ne demek o? Beni geri zekalı zannetmesin diye. Merak etme. Belki senin gibi Müslüman doğmuş, o kişi Müslüman mı bilmiyorum ama bazı Müslüman doğmuş ve bazı Müslüman doğmuşlar o senin dediğin gibi düşünebilir, ama emin ol, bir Hristiyan, başka bir dine mensup birisi, efendim, o senin dediğin gibi hemen bir de saygı duyar. Namaz kılıyor, bir saniye, bir saniye, oruç tutuyor, oruç mu tutuyorsun, dur hemen, kaçta yiyeceksin falan, benim arkadaşlarım var gayrimüslim.
Ama bize dedim ya, dışarıdan düşmana gerek yok dostlar. İçerideki bu dinini bilmeyen şuursuzlar, dinini beğenmeyen şuursuzlar, dinine başkalarına gerek yok, kendileri laf söyleyen şuursuzlar. İsveç'te Kur'an yakan adamla senin çok da bir farkın yok. Çok da bir farkın yok. Yani sen Allah'ın emirlerini bu derece, bu şekliyle yorumlayıp stand-up'ta bu şekilde kullanıyorsan o şuursuzdan çok da bir farkın yok. Geçen demiştim ya size, dinden çıkmak için illa ben Allah'ı inkar ediyorum demenize gerek yok. Allah'ın emirlerine, Allah'ın farzlarına, Kur'an'ına, kitabına, peygamberlerine siz böyle dil uzatırsanız, bu şekilde yorumlarsanız, gidin bir kendi imanınızı kontrol edin. Ya bunu deyince de sen mi bileceksin? Yok. Bir doktor bir insanın soruyor, neyiniz var? İşte diyor, midem bulanıyor, oluyor. Tamam diyor, size şu olabilir, ilaç veriyor ve geçiyor. İşte Cenab-ı Allah da neyin doğru neyin yanlış olduğunu tek tek yazmış. Onun bütün yanlışlarını yaptık. Bu tip yanlışlarını yaptıktan sonra, yani imanınızı tehlikeye atacak yanlışlıkları yaptıktan sonra sonucu herkes bilir. Yani siz ben Allah'ı inkar ediyorum dedikten sonra ay o kalbi temizdir falan filan kimse demesin bana. Allah'ı reddetmenin veya imandan çıkmanın çeşitli yolları vardır. İşte bu tip eylemlerde de haşa çıkarsınız. Çıkarsınız. Yani gerizekalı zannetmesin diye. Sensin gerizekalı. Şu kadarcık zekanız olsa inanmasanız bile farklı inanışlara ve onların ibadetlerine, tamam mı, saygı duymayı öğrenirsiniz. Ama siz dalga geçiyorsunuz. Cenab-ı Allah'ın, ama herkesin gideceği yer tek bir Allah var. Cenab-ı Allah. Cenab-ı Allah'ın huzuruna gittiğinizde göreceksiniz bakalım. El mi yaman, bey mi yaman, göreceksiniz. Şimdi böyle atıp tutmak kolay. Herkes hiç ölmeyecek zannediyor. Veya çok uzun yaşayacak. Kimleri gördük biz? Metin Uçalar'da gitti, Tarık Akanlar'da gitti, Fatih Sultan Mehmet'te gitti. Padişah ol, ama nasıl gittiğin önemli. Neticede kimse ben gitmiyorum. Aa ben yok, ben ahiretin cennetini istemiyorum. Ama burada böyle yaşayayım aynı standartlarda abi falan filan mı diyemiyor. Sırça köşklerde olsam, bak Mustafa Koç gitti. Adamın özel hastanesi vardı. Beykoz Devlet Hastanesi'nde öldü. Özel uçağı, özel kendi özel hastanelerinde ölmek nasip olmadı. İyi de bir insandı o, yalnız huy olarak. Ama diyorum ya, zengin de olsan, yani o hastanenin o morgunda aynı insanlarla birliktesin. Toprağın üstünü istediğin kadar süsle. Herkes için toprak aynı. Anladın mı? Bölgesel olarak nemi falan değişiyor. Ama toprak aynı. Mezar kimseninki 3 artı 1 değil. 2, 2,5. İşte parası olan biraz şey yaptırıyor. Olmayan 2 şey, neticede unutuluyorsun. Babaannenizi hatırlıyorsunuz, anneannenizi. Onun annesini biliyor musunuz? Hayır. Böyle. Benim torunum beni bilecek ama onun çocuğu, bakalım ben Allah nasip ederse görecek miyim? Görse belki hatırlar ama onun çocuğu görecek mi? Hayır. Mesela benim torunum anneannemi bilmiyor. Bunun gibi. Benim de torunumun çocuğu benim annemi bilmeyecek. Ha, fotoğraflardan o kadar. Bu kim? Babaannenin annesi diyecekler. Ne diyecek? Hayat böyle. Sirkülasyon böyle. Ve böyle bir dünyada göreceğiz bakalım. El mi yaman, bey mi yaman. Yani dedim ya, her zaman diyorum, ne olur çocuklarınıza inandıkları dini öğretin, ibadetlerini öğretin. Yapmasalar da böyle dalga geçmezler. Üstüne basıp çiğnemezler, saygı duyarlar. Ha, çok enteresan, bu tipler başka dinlere acayip saygılılar. Dedim ya, hep İslam dini ve ibadetleriyle dalga geçiyorlar. Görmedim ben Hristiyanlarla. İşte dedim ya, Budistlerle bile ya. Biz bana göre saçma sapan ya, adamlar ineğe tapıyorlar. Ama onlara laf yok. Asla yok. Böyle bir enteresan zümre patladı elimizde. Nuh'un gemisi diyorum ya size. İkinci bir Nuh'un gemisi sanıyorum olacak.
ve neden Nuh'un gemisinde daha çok hayvan olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Herhalde bir daha bir gemi olsa diyelim, kuruz, şilep daha çok hayvanları alır diye düşünüyorum. Birçok insanı almaz. Bu yüzden insanca kalabilen, insanca düşünebilen, inanmasa bile saygı duyabilen kim varsa herkese selam olsun. Evet, dedim ya, iki önemli konu. Birincisi bu şiddetler temeli hep inanca, hayatta her şeyde inanca dayanıyor. İkincisi, ya kimsenin diniyle uğraşmazlar ama yaşadıkları ülkenin %99'u Müslüman, onun diniyle, ibadetiyle, ezanıyla uğraşmaktan ve dalga geçmekten de yerinmezler. Ve onu alkışlayanlar, başınız sıkıştı mı, Allah dua edin, Allah dua edin. Sen Cenab-ı Allah'ın ibadetlerinle böyle dalga geç ya da geçeni alkışla. Ondan sonra başınız sıkıştı mı? Neyse efendim, kendinize iyi bakın. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.